Manşete hoş geldiniz. Bir hafta aradan sonra söz verdiğimiz üzere 1 Kasım pazartesi itibariyle karşınızdayız. Çokça tepkiler geldi. Tatil uzadı. Neredesin? İşte efendim uzun bir program yap. Bir haftaya çok şey sığdı. Geriye doğru diyenler oldu. Çok çok teşekkürler. Ben de biraz dinlendim. Bir yere gitmedim. Evdeydim ama... Her gün program yapma, programa hazırlanma ve her gün yeni bir şey söyleme, bir tespit yapma. İnsanlar burada bir 20-25 dakika vakit harcıyorlar. O vakitleri, o harcadıkları vakti boşa harcamadıklarını düşündürme kolay bir şey değil. İster istemez stres yükleniyoruz ve belli dönemlerle böyle bir kafa tatiline dinlenmeye ihtiyaç oluyor. Ama gündemi takip ettim. Her gün takip ettim. Program yaptığım günkü gibi takip ettim. Ancak program yapmadım. Program yapmadığım için de böyle bir genel izleyici modundaydım. Bir haftaya çok şey sığdı. Elçi krizi, tezkere, işte efendim G20 zirvesi. Arada pek çok bazı konular da oldu. İrili ufaklı. Anıtkabir'de akreditasyon krizi gibi. Sanki <laughs> medya da yeni keşfediyor Türkiye'yi. Vesaire gibi. Yok efendim Amerikan elçiliğinin duvarına... Cumhuriyet Bayramı'nda şey asılmış. Atatürk'ün şey Erdoğan'ın posteri asılmış. Nasıl olabilirmiş? Böyle bir şey ilkmiş. Böyle tuhaf şeyler de oldu. Yani sanki bugüne kadar her şey normaldi. Bir takım şeyler yeni değişiyor falan. Bir takım şeyler yeni yeni başkalaşmaya başladı falan gibi şeyler oldu. İster istemez tabii kimin mahallesine, kimin evine uğrarsa sıkıntı, zulüm, yasak, baskı, sansür o basıyor Vaveyla'yı. Fakat e, manşetin olmadığı, program yapmadığımız e, süreçte bana göre en baskın konu, açık ara tartışılan konu Osman Kavala konusuydu. Bir kişi bu kadar mı iç ve dış politikanın gündemine oturur ve onun üzerinden krizler kopar? Yani e, Osman Kavala'nın bugün e, önemli bir Kasım 2017'de tutuklandı ve 4 yılı doldurdu. 4 yıldır tutuklu. Osman Kavala'ya özgürlük, Free Osman Kavala gibi sosyal ağlarda çokça şey var, kampanya var. Ben hakkında bu kadar kampanya yapılan ikinci bir kişi hatırlamıyorum son yıllarda. Artık sizin Osman Kavala'ya özgürlük falan demenizin falan bir manası kalmadı yani şu anda. Bu dünya çapında bir olay. Ya da siz bunu söyleseniz de söylemeseniz de gidişatı değiştirme e, gücünüz yok ya da gidişatı değiştirme şansınız yok. Yani e, bir anlamda olay bitmiş durumda. Yani artık sosyal medya kampanyasıyla, diplomatik krizle, şunla bunla e, aşılır bir halde değil. E, bir toto oynanıyor adeta. Osman Kavala bu kadar hadiseden sonra özgürlüğünü kazanacakken kaybetti. Ya da bu kadar hadiseden sonra evet özgürlüğünü kazanması için umutlar arttı. Ben ikinci gruba giriyorum. Ee, Osman Kavala konusunda umutların arttığı düşüncesindeyim. Ama o Osman Kavala Toto'ya girmeyeceğim. Yani işte bu ay sonunda bir duruşması olacak. İşte bırakılır mı bırakılmaz mı ne olur bilmiyorum. O artık yargının hakkındaki iddiaların falan konusu değil. O artık... Ee, bir politik idrar yarışı, bir dış politik idrar yarışının konusu. Muhtemelen Joe Biden'la görüşmesinde İtalya'da Erdoğan bunun sözünü verdi. Ama bu anlatılmadı, konuşulmadı. Biz bırakacağız veya bırakmayacağız dedi. Ve onun sonucunda biz bu ay sonundaki duruşmada veya işte takip eden haftalarda görürüz. Bana göre şu bir haftanın 10 günün en önemli konusu buydu. Ve bu uğurda Türkiye Osmanlı'nın son dönemi dahil ki ben yakın tarihi çok çalıştım. Osmanlı'nın son dönemi dahil Tanzimat'tan bu tarafa önceki ilişkileri falan kritik edemem. Osmanlı tarihçisi değilim ama Tanzimat'tan beri yaptığım bütün okumalar, izlemeler, anılara tanıklıklar vesaire şunu gösteriyor. Böylesi bir diplomatik kriz olmadı. Türkiye 10 büyükelçiyi sözlü olarak istenmeyen adam ilan etti. Hadi onlara bir tebligat çıkartmadı ama e, gerek Dışişleri Bakanı'nın ağzından gerek Erdoğan'ın ağzından iki kere e, ve işte medyasıyla falan e, hükümet ortağı Devlet Bahçeli'nin eliyle istenmeyen adam ilan edildi. İstenmeyen kişi persona non grata deniyor işte latincesi. İstenmeyen kişi e, genelde diplomatlar için, e, konsolosluklar için, ateşilikler için vesaire kullanılan konular genellikle bu tür şeylerde oluyor krizlerde oluyor. Ama e, belki işte Türkiye'nin son 150 yıllık tarihinde ilk defa olan bu istenmeyen kişi krizi. Hele 10 Büyükelçi içlerinde devedişi gibi ülkeler var. Amerika, Fransa, Almanya vesaire e, görülmemiş bir şeydi ve bu Kavala üzerinden kopan bir fırtınaydı. Hala da bu fırtına devam ediyor. E, geçen haftada falan kalmış gibi görünüyor ama e, bunun etkilerini e, uzun zaman yaşayacağız. Bakın, e, Amerika Büyükelçiliği bir metin koydu ve bu iş Tatlı'ya bağlanmış gibi görüldü. Aslında o konulan metin e, Türkiye'ye geri adım atmasını temin etmek için konulan bir metindi. Yani aslında 10 ülke veya 10 ülke elçiliği bu konuda geri, geri adım atmış değil. Ki zaten dışişleri falan yaptıkları açıklamalarda Amerikan dışişlerinin özellikle yaptığı açıklamada bu vardı. Fakat size İngilizcesi farklı Türkçesi biraz değişik bir metin koyuyoruz ki işte bunu siz yumuşama sinyali olarak algılayın. Bizi de istenmeyen kişi olmaktan vazgeçin. İstenmeyen kişi olmaktan çıkarın. Bu işin öncüsünün Amerika olduğu anlaşılıyor. Çünkü Amerika öncülüğünde 10 ülke bir araya geldi. Öyle yandaş medyada falan kopan fırtına gibi yok. Norveç veya işte ne bileyim İskandinav ülkelerinden falan çıkan bir konu değildi bu. İkincisi Amerikan elçiliğinin Twitter hesabına konulan açıklamayla kriz sonlandı. Ve mesela Almanya-Fransa elçilikleri bir açıklama yapmadılar. Bunu retelemekle yetindiler. Bu da belirleyici. Yani başat aktör Amerika'ydı ve Amerika'nın Amerika elçiliğinin Washington'dan, Beyaz Saray'dan bağımsız böyle bir şey yapması mümkün değildi. Ama diğer elçiler de muhakkak kendi ülkelerine sorarak bunu yaptılar. Asla bağımsız bir şey değil. Zaten büyük elçilik böyle bir şey yani. Siz kendi başınıza ...devletinizden, başkentinizden habersiz bir şey yapamazsınız. Ee, aynı şey Almanya, Fransa için de geçerli. Yani o elçilerin e, halt etmesi falan değil olay. Ee, kriz geçmiş gibi görünüyor fakat durduğu yerde duruyor. Birazdan bakacağız G20 meselesinde ve diğer şeylerde. E, Glasgow falan krizinde de bu. E, Glasgow iklim zirvesiyle ilgili olarak da bu çok gündemde. E, birazdan ona bakacağız ama... ...içeride muhalefetin hareketlenmesi... E, ve Batı'nın özellikle bu elçi krizinde olduğu gibi ilk ikazlarının, itirazlarının artması e, neden şimdi diye sordurtmaya başladı. E, daha evvel de bu sıkıntılar vardı. Bakın geçen bir arşiv çalışması yapıyordum. E, 2018 yılına baktım. 2018 Eylül-Ekim aylarına ya aynı şeyler konuşuluyormuş. Aynı siyasi sıkıntılar, aynı insan hakkı ihlalleri, aynı ekonomik sıkıntılar vesaire. 2018 Eylül Ekim ayından bahsediyorum. 3 yıl öncesi. Emin olun 2 yıl önce de, 1 yıl önce de, 4 yıl önce de hep aynı şeyler konuşuluyordu. Ve o gün de bitti bitecek, gitti gidecek falan gibi e, muhabbetler varmış gördüm ki bana da itirazlar oluyor. Diyorlar ki ya başta siz olmak üzere e, hep umut veriyorsunuz. Bittiler, gittiler, gidiyorlar ama diyor e, işte efendim bir tanesi yazmış, ben yorumları dikkatle okuyorum. Hiçbir gazeteci ya da muhalifin Erdoğan gidiyor sözlerine artık inanmıyorum diyor. Evet doğru, haklı vatandaş. Yani 3-4 yıldır bu bu şekilde yazılıyor. Geçen yılda, önceki yılda, 5 yıl önce de, 10 yıl önce de benzer şeyler belki de söylendi. Erdoğan gidiyor, çöküyor, yargılanacak falan gibi haberler yapıldı, analizler yapıldı. Fakat her gidiyor haberinin ardından veya her artık bitti haberinin ardından e, bir bir şey oluyor ve Erdoğan tekrar güçleniyor veya Erdoğan o kriz atlatarak çıkıyor. E, ne gidiyor diyen gazetecilik e, suçlu bu konuda. E, ne de e, Erdoğan başarılı konuşu e, konu, konu Erdoğan'ın mevcut pozisyonunu, Türkiye'deki e, AKP iktidarının mevcut pozisyonunu bir süre daha devam ettirme çabası. Bunu ben yapmıyorum. Bunu bazı gazeteciler, akademisyenler veya belki bazı partiler de yapmıyor ama bir irade onu orada tutuyor. Yani tezkereye evet diyerek, cumhurbaşkanlığı seçimlerine asılmayarak, referandumda yeterince kampanya yapmayarak, işte medya gücü vesaire ve bir biçimde Erdoğan hiçbir yere gitti, yok biçiminde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla er batıda Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı bin şey, belki binlerce, bir tanesini, iki tanesini Batı'da herhangi bir lider yapsaydı, herhangi bir parti başkanı yapsaydı orada bir gün bile duramazdı. Böyle bir yönü de var. Yani evet bugün artık Türkiye'de insanlar sosyolojik olarak buna da bakmalılar. Tıpkı şunun gibi. Ya bu adamın söylediği her şey yalan. Tamamen kendine çalışıyor. Türkiye'yi ve Türkiye halklarını düşündüğü yok. Peki arkadaş bu yalanı bu millet nasıl yiyor her defasında? Yiyor işte yani bu da ya ve bugüne kadar olmadığı şekliyle yani bir insan oğluna bir insan kızına bir insan damadına eniştesine eşine bu kadar güvenmez, bu kadar kredi vermez. Yani sizin eşiniz, çocuğunuz ne bileyim enişteniz ee, neyse ailenizden biri yakın bildiğiniz biri yakın arkadaşınız kan kardeşiniz falan size iki kere üç kere yalan söylese dördüncü de silersiniz yani ya da mesafe koyarsınız. Burada Erdoğan'ın milletle veya Erdoğan'ın kendi tabanıyla çok enteresan bir ilişkisi var ve bu da ilk defa oluyor bu topraklarda. Dolayısıyla e, biteceğinden nasıl bu kadar eminsin diye soruyorlar. Okuyorum bütün yorumları. Siz oradan bakınca öyle görünüyor ama buradan bakınca pek öyle değil diyenler var. Onlar da haklılar. E, ama her bitti denildiğinde birileri can suyu oldu bu iktidara. Bunu da hesaba katalım. Her zayıfladığında onu orada tutanlar, gidişi öteleyenler oldu. Onun yaptıklarının binde biri, batıdaki herhangi bir liderin başına gelseydi durmazdı. Bunu da söyleyelim. Duramazdı orada, kalamazdı. Bunu da söyleyelim. Fakat bu defa özellikle Ağustos'tan bu tarafa yaptığım yayınlarda sık sık vurguluyorum. Hem siyaseten hem fiziken bir bitiş söz konusu. Artık ayaklarını sürüyerek yürüdüğünü görüyorsunuz. Ben birkaç Twitter'da paylaştım. Özel ayakkabı almışlar artık sendelemesin falan diye ama o da sendelemenin veya ayaklarını sürmenin önüne geçemiyor. İşte Anıtkabir akreditasyonu uygulamışlar. Erdoğan herhalde yakından çekilmesin ayakla. Yani o Anıtkabir meşhur aslanlı yol yürüyüşü öncekilerin iki edisli üç misli sürdü yani. Arkasında da Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu tın tın yürümeye çalışıyorlar. Eee fiziken çöktü. Belki artık üst üste belli görüşmeleri falan da kaldıramadığı için Roma'dan Glasgow'a geçmedi. Bütün bunların hepsine tek tek bakacağız. Bir diğer mühim konu şu günlerde çok konuşuluyor. Berat Albayrak gitti karanlık Türkiye kaldı yadigar. Türkiye'de hiçbir şeyin konuşulamamasını, tartışılamamasının bir örneği de budur. Benim yaşadığım İngiltere ile Türkiye arasında 2 saat fark vardı. Şimdi 3 saate çıktı. Ve Türkiye bundan 5 sene önce keyfi bir uygulamayla ve ne ödü belirsiz bir İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi e, raporuna dayanarak yazın saatleri ileri aldı ve o saatte kaldı. Halbuki doğrusu saatleri geriye alıp kış saatinde kalmasıydı. Kendi saat diliminde kalmasıydı. Kendi saat diliminde de kalmadı. Doğu saat dilimine geçti. Dolayısıyla Avrupa ile arasındaki saat farkı 2'ye İngiltere ile arasındaki saat farkı da 3 saate çıktı. Ee, ve herhangi bir enerji tasarrufu, bütün e, Cambridge Üniversitesi'nden incelemişler, çok uzatmayacağım. Herhangi bir enerji tasarrufu veya enerji sarfiyat artışı veya azalması tespit edilememiş. Bilakis e, çocuklar e, karanlıkta okula gidiyorlar, e, ders başı yapıyorlar. Türkiye'de de bir çocuğun okula gitmesi saatler sürüyor. E, dolayısıyla çok daha erken evden çıkması gerekiyor falan böyle şeyler var. Ee, bu işin iki çözümü var. Evet ileri saat uygulaması batıda da tartışılıyor ama Türkiye kendi saat diliminde kalmalıydı. Yani yaz saatinden kış saatine dönerken yani kendi saat dilimine dönerken saatleri geri alıp orada kalsaydı kimsenin bir itirazı olmazdı. Fakat o e, ileri saatte kalıp özellikle batı tarafını karanlığa mahkum etti. E, doğu tarafında bir sıkıntı yok. Ayrıca Türkiye kadar e, meridyen anlamında Geniş ülkeler de iki ayrı saat dilimi var. Umarım ileride biz görür müyüz, görmez miyiz bilmiyorum. Bu konu düzeltilir ve Türkiye iki ayrı saat dilimine döner. Doğu saat dilimi, batı saat dilimi bu zarurettir. Çünkü Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında 76 dakika fark var. Türkiye'nin doğusu gündüzken aynı saatte, 76 dakika daha geride oluyor güneş Türkiye'nin batısında. Doğusuyla batısı arasında 76 dakika olan ülkelerde 2 saat dilimi zarurettir. Bütün bunların hepsi ileride konuşulur ama Erdoğan döneminde bu mümkün değil. Ekonomist Atilla Yeşilada 90'ların fiyat belirsizliğine sürükleniyoruz, sosyal patlamalar yaşayabiliriz demiş. Ekonomik olarak da çok ciddi bir belirsizlik kapıda. Son zamların ardından Kılıçdaroğlu Erdoğan'a sormuş. E, sormuş. Bunlar son dakika bilgileri. E, bu ülkeyle ne zaman ilgileneceksiniz? Erdoğan hiçbir zaman öyle bir niyeti olmadı. Tamamen kendini düşünen bir adamdır yani. Hiçbir zaman bu ülkeyle ilgilenmeyi düşünmedi. Kendiyle ilgileniyor. Bülent Arınç'ın açıklaması çok konuşuluyor. 2015 sonrasında olmadığım için hiçbir mesuliyet kabul etmiyorum açıklaması. Yektan Türk Yılmaz harika demiş. E, sorumluluğunuz tekliğin yolunu açma. Zaten sizin, siz konumdakiler çoktandır hiçbir şeysiniz. Zira kendi oğlunuzun size laf atarak dediği gibi bu denizde tek bir gemi, tek bir rota, tek bir reis var. Yani Erdoğan, Arınç oğluna bile laf söyleyemiyor. Oğlu da Mücahit Arınç galiba, AKP'de milletvekili. O bile babasına meydan okuyup tek rota, tek reis diyor. Yektan Türk Yılmaz'da sorumluluğunuz işte bu tekliğin yolunu açmak demiş katılıyorum ama e, Bülent Arınç yalnız değil muhalefetin de çok önemli payı var o tekliğin yolunun açılmasında Cem Küçün enteresan bir yazısı var e, bugünkü Türkiye gazetesinde HDP'lilerden falan bahsediyor ama sonlarında e, yazının sonlarında çok enteresan satırlar dikkat çekiyor diyor ki Yargı Erdoğan ve AK Parti'nin kontrolünde demezler mi beni bir gül, gülme alıyor yani yargının AKP Erdoğan'ın güdümünde olmadığını, yargının AKP Erdoğan güdümünden çıktığını söylüyor. Mühim. E, yargı artık bizim denetimimizde değil diyor. Devamında da öyle ya şimdi Ankara'da birileri ne de olsa Erdoğan gidici bari tavır alayım derdindeler. Bir ikinci mühim ifşatta daha bulunuyor kendi mahallesinden. Erdoğan gidici tavır alayım derdinde diyor birileri evet bunlar mühim ifşaatlar şimdi dönelim Glasgow meselesine Glasgow'da benim yaşadığım ülke İngiltere'de aslında Glasgow İskoçya'da İngiltere Birleşik Krallık'ta dört ülke var İskoçya Kuzey İrlanda, Galler ve İngiltere ama biz İngiltere diyoruz İşte bu, bu şekilde Türkçe'de yerleşmiş ben Birleşik Krallık demeyi tercih ediyorum doğrusu da bu resmi adı da o zaten The United Kingdom yani Birleşik Krallık The United States gibi yani Birleşik Devletler gibi. UK diye de zaten kısaltılmışı odur. Neyse geçelim İngiltere diyoruz. Ama İngiltere bu dört ülkeden biri esersen Onun başkenti Londra olan. Glasgow, İskoçya'da. Başkenti Edinburgh olan. Edinburgh deniyor Türkçe Türkçe'de. Glasgow'da bir iklim zirvesi var ve İngiltere buraya davet ediyor bütün ülke liderlerini ve şu anda 200 ülke temsilcisi orada toplanmış durumda. Bugün büyük gün. BBC'de sabahtan beri canlı yayın var. Şimdi 30 Ekim sabah gazetesine baktığınızda bakın 30 Ekim cumartesi günü iki lider Glasgow'da bir araya gelecek haberini görüyorsunuz. Fakat bir anda randevu Roma'ya dönünce Erdoğan'la Biden görüşmesi pat Erdoğan Glasgow'u iptal ediyor. Bunu da e, yandaş medyaya işte efendim e, ABD başkanı için uygulanan en üst düzey güvenlik protokolü bizim için uygulanmadı. Şimdi ya arkadaş bu olay öyle bir günde halledilecek bir konu değildir. Bu işleri bilenler bilirler. Yani siz 30 Ekim'de Glasgow'da Biden'la görüşeceğiz falan diye kendi gazetelerinizde yazdırıyorsunuz. Bugün zirve toplanmış Glasgow'da. Yani 30 Ekim. 30 Ekim, 31 Ekim, 1 Kasım. Bir anda 30 Ekim'de gazeteler böyle çıkıyor. Siz 31 Ekim'de Biden görüşmesini cebe koyduktan sonra e, biz Glasgow'a gitmiyoruz. Yani Glasgow'un arefesinde. Bir gün öncesinde niye işte bizim için istediğimiz kadar araç, istediğimiz kadar güvenlik falan sağlanmadı diye. Bu iş sağlanmışsa veya sağlanmamışsa 24 saat kala haber verilmez. Bu olay günler öncesinden bellidir. Ona göre otel, otel rezervasyonları yapılır, güzergah tespitleri yapılır falan. Bildiğimiz şeyler bunlar yani. Ha işte vazgeçmek gerekiyordu bir şekilde. Ki zaten Erdoğan'ın Glasgow'a gitme iki nedeni vardı. Bir, Paris İklim Anlaşması'nı falan da ondan geçirdiler. Yani Glasgow'a giderken Paris İklim Anlaşması'nı onaylamış bir ülke olarak gidelim. Artı oradan gelecek milyarlarca dolarlık fonu da cebe koymak için... Iki, e, i̇kincisi yapı, liderlerle fotoğraf vermek. Başta Biden'la görüşmek. Roma görüşmesi olmayınca e, Glasgow'a kaldı. Glasgow'da kesin değildi. Bir de Kraliçe Glasgow'a gidecekti. Kraliçeyle de bir fotoğraf vermek Erdoğan açısından önemliydi. Fakat Kraliçe'ye doktorları dinlen tavsiyesinde bulundular. Ve Kraliçe iki hafta dinlenecek. Glasgow gerisini iptal etti. Prens Charles gidiyor onun yerine veliaht e, olarak. Her neyse dolayısıyla Erdoğan niye gitsin ki Glasgow'a? Yani Roma'da vermiş görüntüyü. Biden'la da görüşmüş. Kraliçe de yok. E, niye gideyim? 200 ülke temsilcisi Glasgow'da e, Türkiye temsilcisi yok. Evet. Bir de böyle baş başa görüşme diye bütün gazeteler verdiler. Erdoğan'ın arkasında gene bir e, kadın tercüman var. Ama e, görüşme baş başa değildi. Görüldüğü gibi dışişleri bakanları da vardı. E, görüşmede ki e, bu görüşmenin mimarı olarak da Dışişleri Bakanları geçiyor. E, bu fotoğrafı kullanmadılar. Bu fotoğrafı kullandılar. Fakat e, Amerikan tarafı belli ki bu defa Brüksel'deki Varta'ya düşmedi ve e, en azından Dışişleri Bakanları da e, görüşmeye şahit oldular. Eser Karakaş paylaşmış Erdoğan Glasgow'daki Dünya Çevre Konferansı'na o araba korteji kabul edilmeyince gitmedi ve böylece dünyanın en önemli sorununu ne kadar önemsediğini gösterdi. Erdoğan Türkiye'yi yönetmemeli. Erdoğan'ın çevre iklim miklim derdi yok. Erdoğan gibi insanlar, Trump gibi insanlar başka da sıralayabilirsiniz. Kendisi ölünce dünya bitiyor, hayat bitiyor. Kendisinden sonrası diye bir şey yok. Yani bizim anladığımız manada torunlarımıza, çocuklarımıza daha yaşanılabilir bir dünya bırakalım falan. Hedefi ideali yok. Ne çevre idali var, ne iklim idali var. Konuş desen 10 dakika konuşamaz zaten. Global ısınma, çevre, iklim vesaire konularında. Bakın ezberden, eski kafası yerinde olan, muhakemesi yerinde olan Erdoğan'ı getirin 5 sene önceki. Ezbere bir 10 dakika konuş de, e, diye şey yapın. O kadar literatürü yoktur yani. İlgilenmiyor ki yani. Alanı değil, ilgilenmiyor yani. Bu da gene... E, Roma'da çekilmiş bir kare. Türkiye basını bu fotoğrafı basmadı ama burada Biden Merkel'le görüşüyor ama hemen Merkel'in yanında geleceğin Almanya baş başbakanı da var. Dolayısıyla yani Merkel ben benim son uluslararası zirvem fakat bu uluslararası zirveye yarınki başbakanı da getireyim ki o da liderlerle tanışsın, onun da bir tecrübesi olsun falan diye. Ee, düşünmüş bir lider son derece çarpıcı ama işte vizyon kendine güven özgüven Erdoğan'ın bir veliahtı yok ki hani şimdi bahsediliyor birazdan konuşuruz yok soylu yok Hulusi Akar yok öbürü beriki Erdoğan'ın bir veliahtı yok kendi çocuğunu bile düşünmüyor yerine bırakacaksınız ama işte şey bu yani devlet bu özgüven bu olması gereken bu ben gidiyorum bu son uluslararası zirvem yarınki başbakan da bu zirveye katılsın liderlerle tanışsın haliyle ee, bir tecrübesi olsun. Evet Bununla başlasın. Ali Babacan ee, diyor ki Nobelli 10 iktisatçı gelse bile Erdoğan gitmeden ekonomi asla düzelmez. Evet. Millet anlamaya çalıştı ama çok geç oldu. E, mesele ekonomi yönetimine gelen kişiler, Merkez Bankası yönetimi, ekonominin başındaki, Hazine Maliye'nin başındaki falan insan değil. Mesele her şeyin başındaki insan. Yine Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan. Sayın Erdoğan'ın Soros'la en az 2-3 defa yüz yüze görüşmüştüğü var. Bir tanesinde ben de vardım hatırladığım kadarıyla. Türkiye'ye yatırım yapın türü görüşmeler bunlar. O gün öyle, bugün böyle. Erdoğan'ın tutumunda bir tutarlılık aramayın. Erdoğan'ı en iyi tanıyan en az 15-16 sene onun kabinesinde bakanlık yapmış. E, pek çok sırra, devlet sırrında vakıf bir isimdir e, Ali Babacan. Dolayısıyla bu laflara, bu lafları alın itimat edin. Yani e, büyük bir samimiyet ve tecrübeyle söylenmiş laflar, buna eminim. Ama keşke Ali Babacan biraz daha işte o e, 15 yıl, 16 yılı siyasette paylaştığı Erdoğan'ı biraz daha farklı yönleriyle anlatsa, anlatabilse yani. Bakın Erdoğan'ın Görev onayı, Metropolün son Ekim 2021 anketi 7 Haziran Milletvekili seçimi seviyesine düşmüş. Bakın 7 Haziran Milletvekili seçiminde Erdoğan'ın görev onayı 37.5 onaylıyorum diyenler turuncu. 15 Temmuz'da en yüksek noktaya çıkmış. Yani görüyorsunuz. Ve şu anda. 38.9'a düşmüş durumda. Erdoğan'ın görev onayı yani siyaseten başta anlattım biraz uzun konuştum ama siyaseten bittiği, siyaseten en zayıf olduğu dönemi yaşıyor. Fizikende çöküş yaşıyor. Yani 7 Haziran milletvekili seçiminde böyle bir fiziki çöküş yaşamamıştı. Ama şu anda hem fiziki çöküş hem de siyasi çöküş var. Ondan dolayı da bunu çevirecek gibi görünmüyor. Onun için ya gitti gidiyor diyorsunuz ama hep baş, duruyor. ...artık güvenmiyorum, itimat etmiyorum diyenleri yadırgamıyorum fakat e, fırtına öncesi sessizlik diye boşuna yazmadık. Bir durgunluk var gibi siyasette ama bütün bunların hepsi fırtına öncesi sessizlik. Bunu da hesaba katın. Bakın Türkiye koyu yeşil, e, full demokrasi veya işte e, ne bileyim demokratik konularda sorun olmakla beraber demokratik kurumların işlediği demokrasiler... Kahverengiler hibrit rejimler yani otokrasiyle demokrasi karışık turuncu olanlarda turuncu ülkelerde otokratik artık bölgeler işte Rusya görülüyor Afrika'da pek çok ülke görülüyor Türkiye hibrit kategoride Avrupa'nın büyük bir bölümü demokrat veya full demokrat İngiltere'de full demokrat olarak görülüyor bütün neden bu. Biraz evvel ba Babacan'ın söylediği. 10 Nobel ödüllü ekonomist getirseniz bile Türkiye'de durumu tersine çeviremezsiniz diyor. Erdoğan her defasında farklı bir gazeteci kitlesiyle uçakta bu pozları veriyor. Geçen biri paylaşmıştı. Ya bunlardan çoğunu artık ben tanımıyorum diye. Ya, gerçekten de öyle. Kitleye bakar mısınız? Yani gerçekten çoğunu ne ismen ne cismen e, bilebildiğiniz insanlar. Tuhaf, değişik bir şey yani. Orada da zaten bir metin hazırlanıyor. O metinle de onlar... Uçaktan iniyorlar gazetelerine basıyorlar. Neyse okuyorsa, okunuyorsa o gazeteler. Taarruzdayım kitabımda geri adım yok. Evet. Krizden kaçtı geri adım attı yorumlarına bunu söylemişti. Erdoğan hep böyle. Bu da biraz evvelki Bülent Arınç tablosu. Hani demiş ya 2015'e kadar mesulüm. 2015'ten sonra mesul değilim. Ya Bülent Arınç saraydaydı dün değil evvelki güne kadar. Yani arkadaş Bülent Arınç demek Erdoğan'a şu bakış demektir. Bakın bu da saraydaki resepsiyonlardan biri. İbrahim Tatlıses de onlar aralarında şakalaşırken Bülent Arınç da arkadan bakıyor. 2019 sonuna kadar Erdoğan Yüksek istişare şey Bülent Arınç Yüksek İstişare Kurulu üyesiydi. Sonra işte bir takım laflarından dolayı tepkiler oldu da ondan sonra orayı bırakmak zorunda kaldı. Siz orada 2019 yılına kadar Yüksek istişare Şurası Yüksek İstişare Şurası üyesiyseniz o güne kadarki her şeyi onaylıyorsunuz, kabul ediyorsunuz demektir. Bir de öyle diyelim. Ayrıca 2013-2015 geçişindeki mesuliyetiniz de yeter, artar. Şartlar böyle devam ederse diyor Cem Toker, seçim kaybettiklerini seçim gecesi değil, seçimden 2-3 ay önce anketlerde görecekler. İşte o zaman ne olacak? Tecrübeli siyasetçiler ne derler bu konuda diyor. Bu da son derece enteresan bir uyarı. Yani... Bu durumun diyor tersine çevrilebilecek hali yok. Erdoğan'a destek düşüyor, AKP'ye destek düşüyor. Erdoğan artık MHP payandası bile yetmiyor ve diyor bütün anketlerde, kendi yaptırdıkları anketlerde de bu negatif sonucu görüyorlar ve aşağı doğru inişi görüyorlar. Bu durumu çeviremediklerini de görüyorlar. Peki seçime 2-3 ay kala hala durumu çeviremediklerini gördüklerinde. Bile bile yenilmeye, bile bile mağlup olmaya giderler mi bunlar diyor. Bu konuda diyor Türkiye'deki siyasi aktörlerin bir öngörüsü var mı? Haklı bir soru. Mehmet Ali Kulat, MAK danışmanlık sahibi AKP'nin kazanma nedeni olan Erdoğan şimdi kaybetme nedeni demiş. Yani Erdoğan AKP'yi artık kaybettirmeye başladı diyor. Katılmıyorum çünkü yani az... Erdoğan demek AKP demek artık. Yani Erdoğan'ın olmadığı bir şeyde eski ANAP'tan DYP'den beter bir durumda AKP yıkılıp gidecek. Yani kaldı ki büyük bir bölümde yargılanacak ayrı bir konu. Hırsızlıklarından ve yasa dışı girdikleri işlerden dolayı. Sayit Sefa mühim bir not düşmüş. Herkes yaka silkecek. Sadece Erdoğan değil ailesi de lanetle anılacak bu yolu hep birlikte bilerek isteyerek kendileri seçti. Diyor ki o MAK danışmada yakın zamana kadar Erdoğan lehine anketler yapıyordu. İşte biri de Faruk Acar'dı. Andy Ar mı? O da işte İyi Parti'ye gitti. Filan böyle birer birer gemiyi terk ediyorlar. Mehmet Ali Kulak dediğiniz adam da dün dile belki gün AKP lehine araştırma yapıyordu yani. Ha ama yani AKP'yi en iyi bilenlerden biri o açıdan e, dediği lafa itibar edilir. Yani AKP'nin kazanma nedeni olan Erdoğan şimdi kaybetme nedeni. Herkes yaka silkecek, sadece Erdoğan değil ailesi de lanetle anılacak diyor. Beş maddede sultanizmi anlatmış Ersin Kalaycıoğlu bugünkü Cumhuriyet'te İpek Özbey'le söyleşisinde. Kuvvetler ayrılığı, ilk, e, kuvvetler ayrılığının tersi olarak hükümet ve devlet arasındaki farkların bulanıklaşması, rejimin toplumsal köklerini zayıflayarak iktidarın merkezileştirilmesi, çoğulculuğun ortadan kalkması, mevcut anayasa yasa, yasa ve genel olarak her kuralın seçici olarak uygulanması veya yönetimde hiç kale alınmaması yasa tanımazlık. Kişiselliğin yönetim üslubunda egemen hale gelmesi, kurumların artık bir kıymetinin olmayışı ve ekonominin kurallarının çarpıtılarak ahbap çavuş ekonomisi haline işlemesi. Beş maddede sultanizmi çok güzel özetlemiş Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu bihim bir siyaset bilimcidir. Ama Erdoğan ne okuyor? 2023 imtihanını Başarıyla geride bıraktığımızda artık Türkiye'yi durdurabilecek hiçbir fani güç, engel tanımıyoruz. Hep böyle diyorlar, böyle demeye de devam ediyorlar, edecekler. Bugüne kadar ki verilen yetkiler onlar, onlar değil, asıl şimdi. Hep böyle ama yani. Fakat bitti deniz. Dönelim muhalifimsilere. Nedim Şener, FETÖ'cüler koronavirüste panik havası yarattı dediğinde, Tarih <laughs> 18 Mart 2020 idi. Bugün her saat en az 9 kişi ölüyor Türkiye'de. O da resmi rakamla. Cihat Yaycı ekonomik krizde FETÖ parmağı araştırılmalı demiş. Bu da yeni bir laf. Böyle aklını yitiren bir ülke var. Yani her iki tarafa baktığınızda da durumlar değişmiyor. Yine işte Barış Terkoğlu demiş ki Fethullahçılara operasyon yapılmasın diye Erdoğan devreye giriyor. Yani yapılacak Erdoğan engelliyor. Ya ben her gün gazetelerde, ajanslarda önüme düşen şeyleri benim gözlerim çok affedersiniz yoğurtmuyor yani. Her gün 80-100 kişi operasyon gözaltına alınma falan. 15 Temmuz'da 14-15 yaşında olan askeri okul öğrencilerini şimdi yaşa tutuyor diye almaya başladınız. Kan bağından, akraba illiyetinden aklı hayale gelmedik fişlemelerle insanları topluyorsunuz yani. Yetmiyor demek ki. Fakat şu yoruma katılıyorum. Yılmaz Özdil bir rakı sofrasından teklif var ısrar yok, dileyen su bardağıyla katılır, Cumhuriyetimizin şerefine paylaşımı yapmış 29 Ekim'de. Gökbey İnaç demiş ki, Cumhuriyeti ve devrimleri rakı masasına meze ederek basitleştiren tüccarlardan uzak durun, din tüccarlarından farkı olmayan bu yobazları görün. Bitmedi bitmedi bu kavga ve işte böyle birisi rakı karehli sofra paylaşır, bu Atatürkçülüktür, Cumhuriyettir, öbürü de başka bir şey. Biz Bizim ömrümüzü yedi yani bu tartışma ama işte ikisi de yobazlık. Yani güzel yazmış Gökbey'in aç. Üzerine bir şey demeye gerek yok. Bir başka konu Türkiye Türk paylaşmış. İşte başta da söylemiştim. Washington Büyükelçiliği 29 Ekim'de Erdoğan'ın resmini asmış. İşte efendim camına. Yani bu mu? Bir de diyor ki işte efendim Buraya Atatürk veya Türk bayrağı asılmıştı 97 yıldır. Tüm çağdaş ülkelerde kurucu lider e, bay, e, veya kurucu lider ve veya bayrak asılır, siyasi liderin resmi asılmaz. Her şey bitti, bu kaldı yani. Yani şu ana kadar her şey yolundaydı. Erdoğan'ın posteri Washington Büyükelçiliği'nin penceresine asıldı. Türkiye'yi kaybettik. Bir diğeri de bu. Fox Haber'in genel yayın yönetmeni Doğan Şentürk paylaşmış anıt kabile sokmamışlar Fox haber ekibini. Siyasi tarihimizde bir örneği olmayan doğru değil. 35 yıllık meslek yaşamımda da rastlamadığım görmemişsin. Bu uygulama sadece anayasanın ihlali değil aynı zamanda akıl tutulmasıdır. Memlekete hoş geldin diyeceğim ama Doğan Şentürk bir takım yani şahsen tanıştığım bir takım şeylerin farkında olan bir arkadaşımız. 35 yıllık meslek yaşamında görmemesi mümkün değil. Anıtkabir akreditasyonu hep oldu hep vardı bu gözler. Anıt Kabir Anıt Kabir törenlerinde onlarca Anıt Kabir törenini takip ettim. Anıt Kabire alınmayıp gerisin geri dönen nice haber ekiplerini gördü. E, hatta Milli Savunma Bakanlığı'na bile alınmazdı bazen ekipler. Çünkü Milli Savunma Bakanlığı asker korumasındaydı. Orada da akreditasyonu asker belirlerdi. Ondan dolayı Milli Savunma Bakanı sivil bir kişi olduğu halde Milli Savunma Bakanı bakanına girip, alınmayan haber ekiplerini de gördü bu gözler. O günlerde Fox Haber veya bu arkadaşların çalıştığı kurumlar giriyorlardı. Dolayısıyla birilerinin girmemesi umurlarında değildi. Ama şimdi kendileri alınmamış, geçmiş olsun. Diğerleri girmiş mi? Diğerleri girmiş. Türkiye'de hep böyle oluyor. Basında bir birlik yok. Ben kısa orta vadede göreceğim de zannetmiyorum. Ama doğrusu şudur. Biri veya birileri sizin takip ettiğiniz programa gerekçesiz alınmadığı zaman kameraları, çantaları, neyse mikrofonları kapının önüne bırakır çekilirsiniz. Bunu bir kere yaparsanız bir daha hiç kimse cüret edemez. Ama bu gözler böyle bir birlikteliği ne dün gördü ne bugün görüyor ne de gelecekte görecek. Hiç umudum yok. Dolayısıyla herkesin başına gelince işte 35 yıllık meslek yaşamında ilk defa görüyorum siyasi tarihimizde yok diyor. Doğru değil Doğan Şentürk. Doğru değil yani. Nasıl ki bir zamanlar siz Elinizi kolunuzu sallayarak giriyordunuz birileri alınmazken şimdi de sizi almıyorlar başkaları elini kolunu sallayarak giriyor. Dostacı söyler. Dostacı söyler. Kusura bakmayın. Evet. Doğru mesaj bu değil. Emre Uslu Türkiye'de en güvenli yatırım muhalif olmadan muhalif görünmektir demiş. Doğru söylemiş. Yani deminden beri söylediğim işte muhaliflik medya vesaire analizleri alın. Bunu bir cümlede özetliyor da diyebilirsiniz. Selahattin Demirtaş'tan harika şapka çıkarılacak bir cümle. Hiçbirimiz henüz kültürel açıdan demokrat değiliz diyor. <laughs> Hiçbirimiz henüz kültürel açıdan demokrat değiliz. Ümit Kıvanç. Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete atılması iyi oldu ya. Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na getirildi Denizbaykal'ın gidişiyle. 11 sene sonra adalet yürüyüşünü ayırırım, siyasete atıldı. Ekonomiden bir iki şey getirip e, toparlayacağım. Sayıştay Köprü ve otoyollara verilen garanti tutarı 179 milyar 635 milyon TL. Ziraat Bankası Demirören'in kredisini ödemediği için el koyduğu İstanbul Kemal Country'deki golf arazilerini 5 yılına Demirören'e kiraladı. Devletin bankasına 1,5 milyar dolar kredi kullan, geri ödeme, el konulan arazileri yine sana kiralasınlar. 5000 bin taksiye 10. kez red. Ama burada enteresan bir şey var. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı sıfır araç bulmakta zorlanıyoruz deyince Ukome toplantısında hemen onun lehinde bir karar çıkmış. Tamam 2021 model olsun ikinci el olsun demişler. Taksiciler başkanı ne derse o oluyor. O oluyor. Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilave taksi koyamıyor. Evet. Zincir marketlere rekor ceza. Burada defalarca söyledim. Yani ne zincir marketlerdir enflasyonun, pahalılığın, şunun bunun sebebi ne de ötesi, berisi. Ama bu iktidarın palazlandırdığı, zengin ettiği Bim'ler, A101'ler ağır cezalar kesilmiş. Çok enteresan yani. Ayrıca yani eğer halk istemeseydi dünya Türkiye'nin dört bir köşesine bu kadar market açılır mıydı? A101'ler, Bim'ler. Halk memnun ki, halk oradaki fiyat fiyat kalite ilişkisinden memnun ki pek çok yere açıldı ve insanlar oradan alışveriş yapıyor. Pahalılık olsa giderler miydi? Ben de konuşuyorum. Göç idaresi muz yeme videosu paylaşan 7 yabancının sınır dışı edileceğini duyurmuş efendim. Yani Zaytung'un artık emekli falan olması lazım veya artık ben bu sahadan çekiliyorum falan demesi lazım. En basit sosyal ağlarda, TikTok'ta, şurada, burada mavra yapılan şeyler bile insanın başına iş açabiliyor. Ama en mavrası bu. Türk lirasıyla gezilebilecek Avrupa şehirleri. Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul. İstanbul'un Avrupa yakası. Evet durum bu. Ee, özellikle fırtına öncesi sessizlik dedim ki, onu bir kere daha altını çizeyim. Ee, gerek siyasi anlamda, gerek ekonomik anlamda, gerekse dış politik krizler anlamında son derece hareketli, son derece fırtınalı bir sürece giriyoruz. Ee, Karakış kapıdayken ya da başlamışken artık ufak ufak e, öbür taraftan e, muazzam siyasi belirsizlikler, muazzam ekonomik belirsizlikler, Atilla Yeşil, Yeşilada'nın da söylediği gibi sosyal patlamalara yol açacak düzeyde dalgalanmalar olacak. E, aman herkes kendine mukayyet olsun. E, üzgünüz fakat e, geriye doğru 10 yıllık, hadi bir noktada 8 yıllık, Hadi bazılarına göre 5-6 yıllık neyse bu süreçte ister istemez böyle bir duvara, böyle sert bir duvara çarpılacaktı. O çal geliyor, hani bir cisim yaklaşıyor meselesi gibi. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin dolaşıma soktuğu bir laf var, işte geliyor gelmekte olan. Bana göre geliyor gelmekte olan yani yeni bir iktidar CHP iktidarı veya İyi Parti iktidarı bilmiyorum veya Millet İttifakı iktidarı ondan ziyade geliyor gelmekte olan fırtına. Dolayısıyla herkesin bu anlamda bu manada kendine çevresine bakmakla yükümlü olduğu insanlara mukayet olması gereken bir dönem. 40 dakikayı bulduk. Bir hafta 10 günlük ara sonunda konuşacak çok şey birikmişti. Ondan dolayı mevcut süreyi belki bir yüzde 40, 50 açtık. Ondan dolayı mazur görün. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Başka diyeceğim şeyler de vardı, ama onları artık haftaya yayarım. Haftanın belli günlerinde farklı analizlerle onları tüketirim. Aldığım notlar vardı, her şeyi diyemedim. Ama salı var, çarşamba var, perşembe var, cuma var. Her gün buradayız. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.